Merhabalar, ismim Mazlum idi. Benim makale sunumum, gömülü sistemlerde kullanılan Android platformlarda native C kodları kullanmanın normal Java kullanan uygulamalara göre performans bakımından nasıl farklılandırılması. Bunu anlatacağım makalemde. yılında Android NDK yayınlanıyor. Android NDK yayınlanana kadar Android SDK yani Java uygulamalarının kullanıldığı platform kullanılıyor. C ve C++ kodlarının tekrar kullanılabilmesi için Android NDK kullanımı yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. 2010 yılında ise Android NDK'nin yeni versiyonu yayınlanıyor. Android GNI Java Native Interface Android uygulamalarda platformda ön bellekleme işlemini yapan Dalvik işletim sahne işletim sisteminde native C kodlarının çağrılmasını bu GNI sağlıyor. Java uygulamasını kullanan Android SDK ve doğal C ve C++ kodlarını kullanan NDK'yi 5 testten oluşan bir deneyle farklılaştıracağım, ölçeceğiz. Deneyi Athlon 2, 4 GB RAM'lik bir 2.9 GHz'lik işlemcide yapıyorlar. Test kısımları 5 aşamadan oluşuyor. Java Native Interface Communication Delay, Integer Calculation, Float Point Calculation, Memory Access Algorithm ve Heap Memory Allocation. Java Native Interface Communication Delay gecikme çok düşük görülüyor. 0.15 mikrosaniye. O yüzden bunu göz ardı ediyor. Fazla önemsemiyorlar. GNI Communication Delay'ini. Integer calculation bir input veriliyor. Bu input'a göre asal sayı olup olmadığını ne kadar zamanda bulduğunu yani kaç milliseconde bulunduğu ile ilgili bir deney yapıyorlar. Burada altta iki tane veri var. Dalvik sağ makinesi sadece yani Java uygulamasının çalıştığı ve onun altındaki C kodlarının çalışabildiği platform. Aynı input verisinde mavi olanlar Java uygulamasının yani ne kadar zamanda işlem yaptığı, kırmızı olanlar ise native C kodlarının olduğu platformun ne kadar zamanda işlem yaptığı. Buradaki fark zaten bayağı bir fark olduğu gözüküyor. Yani C kodlarını kullanan uygulamanın platformun daha hızlı çalıştığı şekilden görülebiliyor. Sol zaman herhalde. Sol mu? Sol şey, integer. Input değeri, sol. Sağ, türe. Dalvik Virtual Machine, şey, Java uygulamanın çalıştığı. Mesela en sonda... Şu 500, 1000, 1500 diye giden... Integer. Integer, evet. Integer değerler onlar. 600, 200 diye süreler. Evet, onlar... ne cinsinden? Mikrosaniye. Millisecond, milisaniye. Milisaniye olarak. Mesela baktığımız zaman, aynı integer'ı 15 milisekunda bulmuş ilk yapılan şeyde. Native C'de ise 5 milisekunda. Yani daha hızlı. Float Point Calculation Float Point Calculation performans kıyaslamalarında yani bilgisayar teriminin kullanılmasından beri çok sık kullanılan bir olay. Android platformlarda Native C ve Java kullanan uygulamalarda
test bakımından bunu da denemişler. Flat point hesaplamayı. Burada da sol grafikteki sol taraf girilen şeyi, dereceyi gösteriyor. Yani 360 dereceye kadar olan, pardon 100 dereceye kadar olan. Birinci dereceden hesap yapılırken, birinci dereceden verilen dereceye kadar sinüs ve kosinüs değerler bulunuyor. Ona göre işlem yapıyor. Dalgı sanal makinesini kullanan, sadece dalgı sanal makinesini kullanan, yani Java uygulamasını kullanan kısım, gene mavi olan kısım, native C kullanan kısım, kırmızı kısım. Fazla da bir fark olmadığı görülebiliyor şekilde. Zaman olarak. Aşağısı gene zaman, millisecond. Üst taraf verilen bir açı değeri. Memory erişim algoritması. Burada da bellek verilen input değerine göre belleğe gene ne kadar sürede eriştiği ile ilgili, ne kadar sürede işlem yaptığı ile ilgili bir deney yapıyorlar. Double sort kullanılıyor burada. En kötü durumda heap memory'si bunun on kare. Burada çok belirgin bir şekilde Dalvik sanal makinesi, yani Java uygulamasını kullanan platformunun performans açısından çok daha kötü olduğu görülebiliyor. Çünkü maviler tavan yapmış, kırmızılar dipte. Zaman olarak çok çok azaldığı görülebiliyor. Bu sol taraf verilen integer bit dizisinin şeyi, uzunluğu. Sağ taraf ise milliseconds. Heap memory allocation. Burada da C kullanan uygulama ile Java kullanan uygulamanın heap memory bakımından ne kadar farklı olduğunu ölçmüşler. Java uygulamayı kullanan daha sanal makinesi gene mavi olan kısım grafikteki. Sadece C kodlarını kullanan kısım kırmızı olan kısım. Burada da C kullanan kısmın avantajlı olduğu görülebiliyor. Benzer çalışmaları Leonid Batyut isimli bir araştırmacı yapmış. Yalnız bu araştırmacı çalışmalarını sadece integer hesabına göre, yani integer bulma şeklinde bir deney yapmış. Kayan nokta ya da memory erişimi şeklinde, hangisi daha çabuk erişir şeklinde bir çalışma yapmamış. O yüzden bu makaledeki çalışmaya göre fazla güvenilir değil. Sonuç, sık hafıza erişimi isteyen kompleks ve büyük uygulamalarda C++ kütüphanesini kullanan platformun performans açısından daha hızlı olduğu sonucuna varılıyor. Sorusu var mı?